Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte bu yılın en çok beklenen iki telefonu iPhone 8 Plus ve iPhone 8'i inceliyoruz. Videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Bu telefonlardan bir tanesine sağlamlık testi yapacağız. Hangisini yapalım ve nasıl yapalım bunu hep beraber yorum kısmında tartışalım. Arkadaşlar sizler gibi biz de lansmanı merakla bekliyorduk. Ancak iPhone 10 dışında 8 ve 8 Plus bir tık hayal kırıklığı oldu. İlk olarak telefonlarımızın kamerasından başlayalım. iPhone 8'e baktığımız zaman bir önceki model 7'ye göre çok fazla fark göremiyoruz. Tıpkı 8 Plus'ta olduğu gibi. Daha büyük ve daha hızlı sensörler yer alıyor. 8'in kamerası 12 megapiksellik sensörü ve f/1.8 diyafram değerini barındırıyor. 8 Plus ise iki kamerasıyla dikkat çekiyor. 12 megapiksellik telefoto ve geniş açı olmak üzere iki lense sahip olan telefonumuzda geniş açı olan f/1.8, zoom yapabilen lensimiz ise f/2.8 diyafram değerine sahip. Ayrıca portre moduna da portrait lighting denen olay eklenmiş. Portre fotoğrafı çektiğiniz zaman çeşitli efektler uygulayabiliyorsunuz. Şimdilik beta sürecinde olan bu modun çok iyi çalışmadığını, hatta komik fotoğraflar ortaya çıkardığını söyleyebiliriz. İki telefonda video tarafına baktığımız zaman esas gelişmeyi görebiliyoruz. 4K videoları saniyede 60 kareye kadar çekebiliyor artık iPhone'lar. Bir de benim gibi ağır çekim sevenler için saniyede 240 kareyi artık 1080p çözünürlükte yakalayabiliyoruz. Eğer ki video kaydını ve ses kaydını iPhone 8 üstünden yaparsanız sesiniz de Lütfi gibi çıkacak. İşte böyle çıkacak. Eğer ki iPhone 8 Plus üzerinden bir video veya ses kaydı yaparsanız da sesiniz aynen böyle çıkacak. Video stabilizasyonda oldukça iyi durumda olan telefonlarımızda optik görüntü sabitleyici yer alıyor. Kameraları genel olarak toparlamak gerekirse iki telefonumuzda gerçekten oldukça iyi fotoğraflar çekiyor. Ancak sizin elinizde 7 ve 7 Plus varsa öyle aman aman geçmek için bir fark da yok, bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Zaten onlar da çok güzel fotoğraf çekebiliyordu. Kameralardan bahsetmişken tabii ki Apple'ın bangır bangır bağırdığı arttırılmış gerçeklik, yani ARD'den de bahsetmemek olmaz. ARD'nin ne olduğunu açıklamak sözlü anlamda biraz sıkıntılı, ancak telefonun kamerasıyla ortamda olmayan şeyleri o ortama yerleştirmediği anlatırsak basit bir şekilde işin içinden çıkmış oluruz. Aslında bunu en güzel şekilde örneklerle size gösterelim. Ha bu arada AR iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın özelliği değil arkadaşlar. iOS 11 ile gelen bir şey. Yani sizin 6S'iniz, 7'iniz falan filan varsa onunla da kullanabiliyorsunuz. Arada da efsane bir fark yok. Şimdi gelin tasarıma birazcık yakından bakalım. Tasarım konusunda bir önceki nesilden herhangi bir farkı neredeyse göremiyoruz. Arka tarafı camla kaplanmış ve bu cam sayesinde artık telefonumuzu kablosuz şarj edebiliyoruz. Bunun dışında göze çarpan ekstra bir olayımız yok. Yani yeni bir telefonu geçme hissiyatını iPhone 8 ve 8 Plus çok fazla uyandırmıyor. Bunun yanında True Tone özelliği geldi. Bu da ekran renklerini bulunduğunuz ortama göre değişiyor. Yani soğuk ışıklı bir ortamdaysanız ekran renkleri biraz maviye doğru, sıcak ışıklı bir ortamdaysanız da hafiften sarıya doğru kayıyor. iPhone 8'e baktığımız zaman 4.7 inçlik 1334x750 çözünürlüğe sahip ekranı, 8 Plus'ta ise 5.5 inçlik 1920x1080'lik ekranı görüyoruz. 8'de %65'lik ekran gövde oranı bulunuyorken 8 Plus'ta bu oran %67 seviyelerinde. Tabi bu rakamlar iPhone 10'la birlikte çok geride kalacak, ancak şimdilik elimizdeki telefonlar için durum bu. 8 Plus 202 gram ağırlığıyla birlikte 7 Plus'tan 14 gram daha ağır. iPhone 8 ise 7'den 10 gramcık daha ağır. Tabii bunlar böyle elle tuttuğumuz zaman hissedilebilir farklar değil. Genel olarak boyutlar arasında da neredeyse gözle görülmeyecek kadar ufak tefek farklar var. iOS 11 ile birlikte gelen telefonlarımızın altın, gümüş ve uzay grisi olmak üzere 3 farklı renk seçeneği bulunuyor. Yani önceki modellere baktığımız zaman ben de 7 var, aman çağın gerisinde kaldım, mutlaka 8'e geçeyim vesaire gibi bir şey şimdilik kafanıza
telefonunuzdan atabilirsiniz. Gelin şimdi bu iki telefonla 10'ar dakika bir oyun oynayalım. Bu süreçte de ben size biraz pilden bahsedeyim. iPhone 8'de pil 7'ye göre daha düşük olmasına rağmen daha yüksek performans verdiği söyleniyor. 1821 mAh'lik bataryayı işlemcinin düşük enerji tüketimiyle birlikte küçültmeyi başarmış Apple. Telefonlar elimizde yeni geç sayılır. Bu yüzden pille ilgili atıp tutmak yanlış olur arkadaşlar. Ancak biz 2-3 günlük kullanımımızda şunu öğrendik ki bir günü ortalama çıkartan telefon seviyesinden çok da öteye gidemiyor bu piller. 8 için söylediğimiz şeyler 8 Plus için de geçerli diyebiliriz. Şarj meselesi aslında tamamen kişinin telefon kullanımıyla alakalı. Telefon elden hiç düşmüyorsa bir gün bile gitmez. Bu tamamen sizin kullanımınıza bağlı. Biz bu bir gün olayını standart bir kullanım için söylüyoruz. Telefonların biraz da teknik özelliklerinden bahsetmemiz gerekir. Apple'ın en hızlı ve en iyi işlemcisi A11 Bionic yer alıyor iki modelde de. 6 çekirdek mimariye sahip olan işlemci 2 yüksek 4 de düşük güçlü çekirdekten oluşuyor. Bu işlemci ek olarak 3 GB RAM ile birlikte gelen telefonlarımızın 64 ve 256 olmak üzere 2 farklı depolama seçeneği bulunuyor. Kablosuz şarjda desteklenen telefonlarımız ayrıca hızlı şarjı da destekliyor. Ancak burada şöyle bir durum var. Hızlı şarj istiyorsak ekstra para ödememiz lazım. Çünkü kutu içeriğinden gelen kablolar hızlı şarjı desteklemiyor. Ve hızlı şarj istiyorsak ortalama 250 lira gibi bir para ödememiz lazım. Bizce çok saçma. Bu arada telefonları satın almak istiyorsanız şu an videonun çekildiği tarih itibariyle açıklama kısmındaki bağlantılarda ön siparişte. Belki siz videoyu izlediğinizde sipariş açılmıştır bile diyelim ve biz son sözlerimize devam edelim. Bu videomuzda iPhone 8 Plus ve 8'i inceledik. Ancak bu telefonların ismi 7S Plus ve 7 olsaydı kimse gıkını çıkarmazdı. Yani Apple'dan 8 diye bir telefon bekliyorsak burada birazcık daha köklü değişimlerin olması sanki biraz gerekiyordu. Belki de bu köklü değişikliği ve milletin sıraları girip delirme olayını Apple ona sakladı. Çünkü 8 ona göre biraz daha sönük kaldı. Kesinlikle bu zaten sağda solda rahatlıkla görebileceğimiz bir şey. Bu arada videoyu çektiğimiz tarih itibariyle de fiyat tam net değil. Giriş seviyesi için 4500-4900 arası bir fiyat konuşuluyor. Ancak şunu söyleyelim, sizin elinizde iPhone 7 veya 7 Plus varsa 8'i değil de onu beklemeniz bizce çok daha mantıklı bir karar olur. Bu videomuzda sizlerle birlikte iPhone 8 Plus ve 8'i inceledik arkadaşlar. Hemen şuraya bir anket hazırladık. Bizden merak ediyoruz. Sizce Apple cihazlarını alırken İşletim sistemine mi para veriyoruz yoksa cihazlara mı para veriyoruz? Kafalar biraz burada karışıyor arkadaşlar. Android kullanıcılarını da ankete bekliyoruz. Böylece videomuzu kapatabiliriz arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Ayrıca sağlamlık testi için de fantastik fikirlerinizi aşağıya bekliyoruz. Görüşmek üzere. Millet iki yanda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.